İlk önce kendi vücudunu kontrol etmeyi öğretiyoruz bunlara. Düz çizgi üzerinde yürüyüş yaptırıyoruz. Şimdi bunların da farklı aşamaları var. İlk önce tek başına yürütüyoruz çocukları çizgi üzerinde. Öbür arkadaşlar bu bekler. Bunu neden yaparız? Bakın bu Montessori'nin çok önemli bir aşamasıdır. Tek yapmamızın sebebi ilk önce kendini öğrenmesi gerekiyor. Kendi hakkında bilgi öğrenmesi lazım. Kendini kontrol etmeyi öğrenmesi lazım. İkinci aşamada öbür arkadaşını da destekleyerek kendini kontrol etmek. Yani mesela ben eğer 2 tane öğrenci ya da 3 öğrenci birden yürütmeye başlarsam çizgi üzerinde bu sefer kendi vücutlarını kontrol edemedikleri için çarpmalar başlayacaktır. O iteklemeler başlayacaktır. Peki bu çocuğa ne sağlayacak? Bu çocuklara başarısını tattıracak. Biz çocuklara bu başarısını tattırmak istemiyoruz. Onun için aşama aşama yapıyoruz. Onun için tek başına önce yürüyor. Ondan sonra ikinci arkadaşı katılıyor. İkinci arkadaşla beraber yürürken aradaki mesafeyi korumayı öğreniyor. Vücudunu kontrol etmeyi öğrenir. Bunu her zaman söylerim. Biz çocuklarımıza ne kadar sözel ifade etsek bile, evet sen çok başarılı bir çocuksun, sen çok her şeyi mükemmel yaparsın. Bunu dememizin hiçbir faydası yok. Neden? Çünkü çocuğun deneyimi yok. Biz kendi işlerimizden bakalım. Biz ne kadar işimizde deneyimli olursak o kadar işimize hakim olabiliyoruz. Ve o kadar da başarıyı sağlayabiliyoruz. Gündelik yaşam atölyesi. Buradaki etkinlikler evet gene gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü burada göz ve el koordinasyonu sağlamak. El kaslarını kullanmak, parmak kaslarını, parmak uç kaslarını kullanmak. Bunlar bizim için önemli. Neden? Çünkü bu çocuklar kalem tutacak, makas tutacak ama kaslar güçlenmediği için çocuklar kalem tutmakta zorluk çeker ya da bir sayfayı yazmak, bitirmek çok zor olur. Çocuk hiçbir zaman size bunu söyleyemez. Kaslarım zayıf olduğu için yapamıyorum. Çocuk ne der? Ben bu işi yapmak istemiyorum, ben sevmiyorum, yapmayacağım, okula gitmek istemiyorum. Çocuk kendisini daha yeni, kendi hakkında öğrendiği için çocuk bunları anlatması çok zordur. Biz ne yapıyoruz? Bu işi gündelik yaşam etkinliklerle destekliyoruz. Mesela sol köşemizde bardakta aktarma yapıyor çocuklar. Tamamen el-göz koordinasyon ve beyin loblarının karşılıklı olarak çalıştırmasını destekliyoruz. Hedef tutturmayı öğretiyoruz çocuklarımıza. Konsantrasyon geliştirmeye çalışıyoruz. Montessori'nin bir özelliği de biraz önce bahsettiğim gibi aşama aşama verdiğimiz için ilk aşamada en basit ve en az miktarda ve büyük miktarda veririz. Mesela taşları en büyük boyutlarda ve 4-5 taşla veririz. Sonra boyutlar yavaş yavaş küçülmeye başlar, miktarlar fazlalaşmaya başlar. En küçük boyut ve çok fazla miktar olduğunda çocuk eğer o aşamaya geldiyse bu ne demektir? Yavaş yavaş konsantrasyon süresini fazlalaştırmak demektir. Kaşık tutmak. Kaşık da önemli. Neden? 3 parmak kasını tutmaya başlıyor. El-göz koordinasyonla bir yerden alıp öbür tarafa aktarması. Sağa sol konseptini vermek. Şimdi bu neden sağ sol önemli? Çünkü yavaş yavaş yazıda da bunu entegre ediyoruz ve diyoruz ki evet sağdan sola yaz, yukarıdan aşağı yaz mesela. Sol alttaki resimde kıskaç kavramı. 3 parmak kası ve kıskaç kavramını öğretmek. Neden? Çünkü yavaş yavaş buradaki kaslar ne kadar güçlenirse o kadar kalem hakimiyeti olduğunu görüyoruz. Mandallarla çalışmak. Bu da çok önemli çünkü basınç öğreniyor çocuk burada. Bazen örneklerde bunu görüyorsunuzdur evinizde de. Çocukların ilk resimleri genelde kalem tutuşları bazı çizgiler çok derin çizgiler çizerler. Hatta kağıt bile yırtılır. Bu neden kaynaklanır? Çünkü o basıncı kontrol edemediği için. Biz ne yapıyoruz? Mandalların da seviyeleri var. Büyük mandal, orta ve ondan sonra en küçük mandalları kullanıyoruz. Çünkü ilk önce buradaki 3 kası kuvvetlendiriyoruz. Buradaki tendonları kuvvetlendiriyoruz. Sonra ortama geldiğinizde bu sefer parmak uçlara doğru hareket ediyor. En küçük mandal ise parmak uç kaslarıyla. Neden? Çünkü kalem tutarken kalemin ucundan tutarsınız. Bu şekilde tutarsınız. Onun için yavaş yavaş bizim çocuklarımızın bütün vücudunu bu şekilde kontrol ederek akademik başarıyı sağlamamız önemli. Alttaki resimde zımpara rakamlarımız var. Zımpara üzerinden parmağıyla, yani dokunsal olarak ilk önce yönünü öğrenir çocuklar. Bu çok önemli bir aşamadır. Çünkü neden? Genelde 0-6 yaşta, hatta 7 yaşlara kadar çocukların ters yazma olayları çok yüksektir. Veliler genelde endişelenir. İşte çocuğum farklı bir sistem mi var, bir problem mi var, çocuğum neden ters yazıyor? Ama bu çok normal bir şeydir. Neden? Çünkü çocuklar rakam, harf, resim gibi görürler. Bir çiçek resimle bir rakamı çocuk için aynıdır. Çünkü onu çizmesini istiyor öğretmen. Onun için ilk önce yapmamız gereken yönlerini doğru öğrenmeleri. Zımbarayla geçerler, sonra da kuma yazdırırız. Bunu neden yaparız? Gene aşama, Montessori'nin önemli aşamalarından bir tanesidir. Çünkü çocukların, biraz önce de bahsettim, bir konsantrasyon tek zamanda yaparlar. 2-3 komutu birden verirseniz bu sefer çocuk dağılmaya başlar ve sıralamayı unutur. O zaman çünkü mesela örnek veriyorum, zımparadan sonra hemen kalem, kağıt ve silgi verdiğinizde kalemi tutması gerekiyor, kağıda yazacak ama yönünü unutur. Yönünü hatırlar ama bu sefer yanlış yazar. Konsantrasyon dağıtmış olursunuz. İlk önce yapmamız gereken zımpara üzerinden yönünü takip edip sonra kuma yazdırmak. Sonraki aşama kalem kağıttır bize. Matematiği ilerletmek için, matematiksel düşünceyi sağlayabilmek için biz sistemi kullanıyoruz Montessori'de. Burada da yazı öncesi çalışmalar, bu da bizim için çok önemli. Çünkü ilkokulda çok yazı var, çok çalışma var. Biz çocuklarımıza ilk önce buradaki yönü ve nasıl hareket edeceğini öğretmek. Kumda bir sürü çalışmalarımız oluyor, çizgi çalışmalarımız oluyor. İkinci aşamasında onların zımpara üzerinde farklı şekilleri, yönlerini takip ederek yazmasını destekliyoruz. Ondan sonra mesela soldaki resim, en alttaki sondaki resimlerde geometrik şekillerin çizmesini desteklemeye çalışıyoruz. Çizimleri o şekilde. Genelde çocuklar mükemmel çizmeyi çalışıyorlar. Onun için genelde sizlerden talep ediyor. Anne lütfen bana bir tane resim çizer misin diye. Bu da gerçekten çocuklar mükemmel, siz mükemmel yaptığınız için ve kendisi yapamadığı için başarısız tattırmamak için sizden destekler. Ama biz bu şekilde yavaş yavaş çocuklarımızı resimler çizdirerek, şekiller çizdirerek çalıştırıyoruz. Sonra da harfleri, zımpara harfleri yaptıktan sonra bunun üzerinde yapmak. Yani aynı aşama. Sonra da harfleri seslerle birleştirmek. Bu şekilde akademik olarak ilerletmeye çalışıyoruz. Montessori'de gerçekten de çok faydalı bir sistem. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Eğim öğretmenim. Şimdi sayın velilerimiz, ben kısaca branş öğretmenlerimize söz vereceğim. Herkese merhabalar. Seval öğretmenim çok güzel anlattı. Ben de ana sınıfına hepimiz yüz yüze geliyoruz. Çocuklarla 2 haftadır, 3 haftadır dersler yapıyoruz. Çok keyifli etkinlikler yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlıkla bir arada olmak dileğiyle görüşmek üzere diliyorum. Teşekkür ederiz öğretmenim. Şimdi beden eğitimi öğretmenimiz Metin hocamıza söz vermek istiyorum. Buyurun Metin hocam. Sayın velilerim, sevgili öğretmen arkadaşlarım, herkese günaydın. İsmim Metin Yıldız. Jale Tezer Eğitim Kurumları Beden Eğitimi Zümre Başkanı ve ana sınıfının beden eğitimi öğretmeniyim. Kendim de sporun içinden gelen birisiyim. 10 yılı aşkın süre modern pentatlon ve yüzme branşlarında milli takım sporculuğu yaptım. Amacımız buradaki kazandığımız tecrübeleri çocuklarımıza en güzel şekilde aktarabilmek. Biz beden eğitimi derslerimizde anaokulunda eğitsel oyunlar oynuyoruz. Eğitsel oyunlardaki amacımız çocukların takım duygusunu, kazanma kaybetme duygusunu aşılayabilmek. Onun yanında yapacağımız parkur çalışmalarıyla, spor hareketleriyle de bu süreçte psikomotor gelişimlerini desteklemeye hedefliyoruz. Derslerimiz yüz yüze güzel, keyifli bir şekilde geçiyor. Şimdi İngilizce öğretmenlerimizle, İngilizce zümremize söz vermek istiyorum. Önce Miss Elle öğretmenimize, daha sonra Miss Nagi öğretmenimize söz vermek istiyorum. Buyurun öğretmenim. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Miss Elle Elif, 4-5 yaş ve 6 yaş Montessori sınıflarının İngilizce main course öğretmeniyim. Geçtiğimiz oryantasyon haftasıyla da birlikte yıllık planımıza paralel, bol oyunlu, aktiviteli, eğlenceli derslerimize başladık. Bu hafta itibariyle de kitap çalışmalarımızı da derslerimize dahil ediyor olacağız. Öğrencilerimizin İngilizce edinim süreçlerini en verimli şekilde tamamlayabilmeleri için hem işitsel hem görsel materyallerle derslerimizi desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu hafta itibariyle de K12 üzerinden öğrencilerimizin ders içinde öğrendiklerini haftalık olarak sizlerle paylaşıyor olacağız. Evde bu paylaşımlar üzerinden siz de çocuklarımıza tekrarlar yaptırabilirsiniz. Bazı haftalarda hafta sonu izlemelerini önerdiğimiz haftalık derslerini pekiştirici minik videolarımız olacak. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki hep birlikte verimli, sağlıklı, güzel bir eğitim-öğretim yılı geçiriyor oluruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz öğretmenim. Miss Nagi öğretmenim, sıra sizde, buyurun. Herkese merhabalar, günaydın, iyi hafta sonları diliyorum. Ben Miss Nagi, Nagehan, İngilizce öğretmeniyim. Öncelikle hepinize teker teker tüm velilerime teşekkür ediyorum. Harika çocuklar yetiştirmişsiniz, çok güzel hepsi. İlk haftalarda zaten kitap işlemedik. Daha çok böyle öğrencilerle oryantasyon haftasında visual materials'a önem verdik. Daha çok onların işitme duyularını güçlendirmek için etkinlikler yaptık. Önümüzdeki hafta kitabımıza başlayacağız. Bu süreçte tabii ki bizi en çok zorlayan şey mesafe ve maske oldu. Umarım daha güzel günlerde daha güzel şekilde karşılaşırız, daha güzel toplantılarımız olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz öğretmenim. Şimdi Çince öğretmenimiz, Müberra öğretmenimizle konuşalım. Buyurun. Buyurun öğretmenim, söz sizde. Çince öğretmenim Müberra Batuan. Çok korkulan bir dil olduğunun farkındayım. Dolayısıyla bu derste sadece Çince değil, kültürlerini, gelecekte Çince'nin bize katabileceklerini daha iyi yorumlayabileceğimizi düşünüyorum. Sizlerin de tabii ki desteğiyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkür ederiz öğretmenim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, izlediğiniz için. Gördüğünüz üzere çocuklarımız çok keyifli vakit geçiriyor okulda. Eğleniyorlar. Her branş dersinde, sınıf öğretmenlerinin dersinde çok eğleniyorlar. Onlar bizlere emanet. Gönlünüz rahat olsun, içiniz rahat olsun. Dilediğiniz zaman her türlü konuda ulaşabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Sohbetler edebiliriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İnşallah bir sonraki toplantımızı yüz yüze yapacağımız bir gün gelir. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Öpüyoruz hepinizi. Sevgiyle kucaklıyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dileriz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.